geldik. Uzman 2'ye sevgili arkadaşım. Yine 10 bu sefer burada 11 tane soru bekliyor. Evet 2021 AYT sorusunu da çözeceğiz. Birinci sorumuz da 2011 LYS. Hazır mıyız? Heyecanlı ve Japcan dersin. Birinci sorusu başlıyor. Şimdi burada demiş ki logaritma 9 tabanda x kare artı 2x artı 1 eşittir t ifadesini vererek x'in t türünden değerini sormuş. İyi güzel hoş tamam. Bu ifadede biz logaritma yani 9 ıı, 9 tabanında x artı 1'in parantez karesi diyebiliriz. Değil mi? x kare artı 2 x artı 1 ifadesi yani şu ifadeye. Bu da eşittir t'dir. Bunu karşıya atalım. Buradan x artı 1'in karesi eşittir 9 üzeri t oldu mu? Oldu. Buradan x artı 1 eşittir 3 üzeri t ve x artı 1 eşittir eksi 3 üzeri t oldu mu? Çünkü... Hangi sayının karesi 9 üzeri t yapar? 3 üzeri t ve eksi 3 üzeri t'nin karesi yapabilir. Şimdi e, sonuç itibariyle x eksi 1'den büyük olmak şartıyla diyor. Buradan x'e e bakalım. Neyi soruyor? x'in t türünden değil x eşittir. 3 üzeri t eksi 1. Buradan x eşittir. Eksi 3 üzeri t eksi 1. Ama x eksi 1'den büyük olmak şartıyla diyorsa bu ifadeyi alabilir miyiz? Tabii ki alamayız. Dolayısıyla birinci ifademizin birinci sorumuzun doğru cevabı 3 üzeri t eksi 1 yani a seçeneği olacaktır. Tekrar ediyorum x eksi 1'den büyük olduğu için bu ifade bu da negatif bir sayı bu da negatif bir Eksi 1'den küçüktür bu ifade. Eksi 1'den büyük küçüktür bu ifade. Ama doğru seçeneğimizde yani bize verilenle uyuşmuyor. Anlaştık. Gelelim. Evet ikinci sorumuza tamam iki tabanlı logaritma x demiştim. O zaman bir söyle yapalım mı? Logaritma İki tabanında x ifadesine t diyelim. Olmaz mı? Olur. Devam edelim. O zaman 3 çarpı t kare. Artı t. Eksi 2 eşittir 0. Tamam. Eksi 2'ye ne diyelim? Artı pardon artı 2'ye eksi 1 diyelim değil mi? Ortası çünkü artı olacak. O zaman artı 2'ye eksi 1 diyebiliriz. Ee, ha 3 t de varmış burada. 3T'ye T. O zaman 3T faktörüne düşünecek olursak dediğimiz gibi az önceki yaptığımız gibi olacak olur muhtemelen. Burası eksi burası artı olur. Çarptık 3T çarptık 2T. Çıkarttık topladı A ortası T olarak çıktı. Bunları bu şekilde yazdığımız takdirde T eşittir. 2 bölü 3 bu da eşittir. Logaritma 2 tabanda X olur ki. X eşittir. 2 üzeri 2 bölü 3 yapar. Ve T eşittir. Eksi 1 bu da eşittir. Nedir sevgili arkadaşım? T eksi 1 ise logaritma 2 tabanlı x'tir. Buradan giderse x eşittir. 2 üzeri eksi 1 olur. Bu da 1 bölü 2'dir. Tamam mı? x değerlerinin çarpımından bahsediyor. O zaman nedir sevgili arkadaşım? 2 üzeri 2 bölü 3 çarpı 2 üzeri eksi 1. Ne olur? 2 üzeri e, bu eksi 3 bölü eksi 3 dersek üstler toplanacaktı. 2 bölü 3 eksi 1'den. Ee, eksi 1 bölü 3 yapar. 2 üzeri eksi 1 bölü 3 yapar ki bu da 1 bölü küp kökten 2 olacaktır. 1 bölü küp kökten 2. Iki. Yani ikinci sorumuzun doğru cevabı nedir? D seçenidir. Geldik. Üçüncü sorumuza sevgili arkadaşım. Heh. Tamam. Öncelikle şunu unutmayalım. x eksi 3 büyüktür 0 ve x büyüktür 3 çıkar. Bu cepte. Sonra 0 5 diyor. Tamam. Şöyle düşünelim. Eksi 3 küçüktür. Ee, şimdi 0.5'i aslında taban 0 ile 1 arasında ise birinci uzmanda anlatmıştım bunu detaylı olarak mantığını sana. Eşsizlik yön değiştiriyordu. Yön değiştirme muhabbetinin mantığını anlatmıştım. Burada da bunu gösterelim tekrardan. Bu nedir? 1 bölü 2'dir değil mi? 2 üzeri eksi 1. Eksiyi başa aldık. Logaritma 2 tabanında x eksi 3. Küçüktür eksi 2. Şimdi her tarafı eksi çarpacak olursak değerli arkadaşım her tarafı eksi çarpacak olursak eşsizlik yön değiştirecektir. 2 küçüktür logaritma 2 tabanda x eksi 3. O da küçüktür 3. Şimdi ikileri her tarafa gönül rahatlığıyla sıkıntı yaşamadan atabiliriz. 2'nin karesi küçüktür x eksi 3. O da küçüktür 2'nin küpü. 4. kuvveti yani 2'nin 2 iki üzeri 2 4. Eksi 3 de bu tarafa attığımız zaman artı 3 geldi. Buradan 7 geldi. 7 küçüktür x o da küçüktür. 2'nin küpü 8 artı 3'ten 11. Dolayısıyla 7 ile 11 arasında kaç tane tam sayı değeri vardır diyor. 8, 9, 9. 10 olmak üzere. Üçüncü sorumuzun teyidine bakalım. 3 tane cevap, 3 tane sağlayan x değeri vardır ki sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Geldik. Dördüncü sorumuza sevgili arkadaşım. İstersen bunları taraf tarafa toplayalım. Ne dersin? Yani logaritma 5 artı logaritma 2 eşittir a artı b. Bu da logaritma 5 ee, artı 2'den pardon düzeltiyorum 5 çarpı 2'den değil mi toplamada çarpıyorduk. A artı B logaritma 10 zaten 1'dir. Bu da A artı B'de kaç eşit oldu sevgili arkadaşım? 1 eşit oldu. Bizden istenen logaritma A artı B diyor ki logaritma 1 olur ki bu da 0 eşittir. O zaman 4. sorumuzun doğru cevabı logaritma 1 0 yani A seçeneğidir. Devam ediyoruz geldik 5. sorumuza. Yine küp Yine köklü ifadeler. Şimdi burada karışık bir köklü ifadeler var. Bu ifadeleri iç içe yazmak gerekiyor. Nasıl mı? Tamam. bu Bir x'i buraya hem de bunun için atmaya çalışalım. Yani önce buraya attık. Buraya atarsak x üzeri ne oldu sevgili arkadaşım? Ee, derecesini aldı girdi içeri 3. Bu kökün derecesi kaçtı? 2 idi. Bir de onu aldı girdi içeri 2. Devam ediyorum şimdi. Ee, bunu yaptık. Birinci kök gitti diyelim. Şimdi geldik ikincisine. Yani şu ifadeyi içeriye atalım. Bir tane kök var. İçeriye girerken x kare olarak girer değil mi? Kökün derecesini üst olarak alır. İçeriye girecektir. Çarpı. İçeride zaten x diye bir kök vardı. Şimdi x diye bir ifade vardı. Şimdi kökün derecesi 2. Kökün derecesi 3. Kökün derecesi 2. 3, 2, 2. Yani 2 çarpı 3 çarpı 2. Bu da ne oldu? 3 kere 2, 6, 6 kere 2, 12, 12. kökten 6, 3 daha x üzeri 9 oldu. Dolayısıyla bu da eşittir. Ee, sadeleştirelim mi? Sadeleştirdim. Yazıyoruz o zaman şimdi yerini. Logaritma e, x üzeri 12, pardon 9 bölü 12 olmuş oldu. Biz en sade halini yazmış olduk. Tamam. Bu da başa iner zaten. 9 bölü 12, 3 bölü 4 yapacaktır. Çarpı logaritma x. Logaritma x de 12 Değil mi sevgili arkadaşım? O zaman 3 bölü 4 çarpı 12'den. 12'ler birbirini götürür. 3 kalır ki 3 kere 3 9. Bu da bizim için. Beşinci sorumuzun doğru cevabının e seçeneği olduğunu gösterecektir. Bilmem anlatabildim mi? Evet şimdi geldik. Geldik 6. sorumuza. Altıncı sorumuzda şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman 3 tabanında 2 verilmiş 6 tabanında 12. 12 tabanında 6 isteniyor. Biz ne demiştik? İstenen ifadeyi yani logaritma 12 tabanında 6'yı verilen tabanda yazalım. Yani 3 tabanda yazalım. Logaritma 3 tabanında 6 bölü logaritma 3 tabanında 12. Bu da eşittir. Logaritma 3 tabanında 6'yı 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 2 bölü logaritma 3 tabanında 12 nedir? 4 çarpı 3'ten 2'nin karesi artı logaritma 3 tabanında 3. Bu da işte 1 artı logaritma 3 tabanında 2 bölü. Burası da 2 çarpı logaritma 3 tabanında 2 artı 1. Bize zaten logaritma 3 tabanında 2a olarak verilmişti. Bu da işte a artı 1 bölü 2a artı 1 olur ki A artı 1 bölü 2 artı 1. Altıncı sorumuzun doğru cevabı E seçenidir. Bilmem anlatabildim mi? Tekrar ediyorum. İsteneni verilen tabanda yazacaksın sevgili arkadaşım. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Devam edelim. Geldik 7 sorumuza. Tamam bir dikdörtgen varmış. Bu dikdörtgende <laughs> ne diyor? Kenar uzunlukları 3 ee, üç, tabii, üç... Köküş tabanında 27. Köküş tabanında 27 nedir sevgili arkadaşım? Yani bunu düzenleyecek olsun. Her tarafın karesini alalım. Hatırlıyorsan bunu anlatmıştım sana. 3 tabanında bu 3'ün küpü müydü? 3 üzeri küpün 2 karesi. Yani 3 üzeri 6 oldu. Tekrar ediyorum. 27'nin karesi. Bunun da karesini aldım. Bunun da karesini aldım. Değişmiyor demiştim. Anlattım sana. Pratik yöntem. 3 tabanında 3 üzeri 6. Yani bu ifade 6 eşit oldu. O zaman ne diyor? Kenar uzunlukları birisi 6. Diğeri de logaritma e, küp kökten 3. Yani 3 üzeri 1 bölü 3 tabanında 3'ün karesi. Bu da 2 başa indi. 1 bölü 3 buraya geldi. Çarpı logaritma 3 tabanında 3. Burası da 1 oldu. 3 kere 2'den 6 geldi. Şimdi diğer tarafta 6. O zaman 6 çarpı 6'dan 36 mı oldu? alan 36. Yani aslında bu bir kareymiş. Dolayısıyla sevgili arkadaşım 7. sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Devam ediyoruz. Geldik 8. sorumuza. 3 tabanlı x, 9 tabanlı x, 20 tabanlı x. Tamam bunların tabanlarını düzenleyebiliriz. Yani 9'u 3 tabanda belirtelim değil mi? 3 tabanın pardon. Logaritma 3 tabanda x artı 3 üzeri 2. 1 bölü 2 olur burası. Logaritma 3 tabanı da x artı 3, 27 3'ün küpü. 1 bölü 3 tabanı da logaritma. 3 tabanı da x yapar. Tamam eşittir. 11 bölü 3. Şimdi burası 1. 1 artı 1 bölü 2. 1 artı 1 bölü 2. 1 bölü 3. Hı hı. Ne oldu şimdi? 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 logaritma 3 tabanda x eşittir. 11 bölü 3. Burayı düzenlediğimiz takdirde ne olur sevgili arkadaşım? Ee, 1 bölü 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3. Paydalar 6 değiştirilir. 6, 3, 9, 2 daha 11. 11 bölü 6 geldi değil mi? Logaritma 3 tabanda x eşittir. 11 bölü 3. Bununla bu gider. Bununla bu gider. Burada 2 kalır. O zaman logaritma 3 tabanında x eşittir. 2 i̇ki olur. 2'yi karşıya atarız değil mi? Buradan 3'ün karesi x eşittir. 9 olarak bulunacaktır ki. Bakalım umarım bir hata yapmamışızdır. Çok şükür yapmamışız. Sorumuzun doğru cevabı e seçeneğidir. Evet geldik 9. sorumuza. Şimdi bir hesap makinesinde, evet 2021 AYT. Bir hesap makinesinde işlem yapıldığında makine işlemin sonucunu tam sayı ise o sayıya, ondalıklı sayı ise bu sayının tam kısmı ile birlikte virgülden sonraki ilk iki basamağı olarak görüntülenmektedir diyor. Nevzat bu hesap makinesinde logaritma 9.6 işlemini, hmm, işlemini yaptığında, elen 9.6 işlemini yaptığında, elen 9.6 işlemini yaptığında ne gözüküyormuş? Makinede 2.26 değeri gözüküyormuş. Elen 03 işlemini yaptığında 03'te 9.6 arasında bir ilişki kurabiliriz. Aklıma ilk gelen o. Eksi 1.20 geliyor diyor. Tamam bu negatif bir sayı. Dolayısıyla elen 05 işlemi yaptığında ne gözükür? Yani bu elen 05 nedir? Eksi elen 2 olur değil mi? Yani bu nedir? 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 2 üzeri eksi 1. Onu bu tarafa atabiliriz. Eksi bu olur. Yani bizden elen 2'yi soruyor aslında. Şimdi 9.6 ile 0.3 arasında bir ilişki kurabilir miyiz? Yani 9.6 e, bölü 0.3 kaç yapar? Değerli arkadaşım 9.6 bölü 0.3 32 mi yapar? O zaman şöyle yazabilir miyiz? Elen 9.6 eşittir. İyi takip et. Yani 0.3 karşıya atarsak elen e, 32 çarpı 0.3 diyebiliriz. Bu da ln 32 artı ln 03. Şimdi ln 03 dediğimiz ifade 3 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bunu düzenleyelim. Devam edelim. Zaten şunu düzenleyecek bir durum yok. Burası eksi 1.20. Burası da 2 üzeri 5. 5 çarpı ln 2. Zaten bizden istediğimiz, bizim istediğimiz ln 2 değil mi? Artı eksi 1.20 demiştik. Eşittir. ln 9.6 kaçı eşittir değerli arkadaşım? 2.26 eşittir. 2.26. Bunu atarsak 3.46 olur ki ln 2 eşittir 3.46 bölü 5. Bu da eşittir 0.69 yapar. E bizden istenen eksi ln 2 idi. Bu da ne olur değerli arkadaşım? Eksi 0.69 olarak bulunur ki sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bilmem zor değildi değil mi? Evet sorumuzun doğru cevabı C seçeneği geldik. 10. sorumuza Tamam logaritma x verilmiş. Logaritma 5 x olarak verilmiş. Logaritma 40 isteniyor. Bir şey var mı bunda? Olduğunu zannetmiyorum. Logaritma 40'ı nasıl yazabilirim? 8 çarpı 5 yani 2 şöyle yazalım. 8 nedir? 2'nin küpüdür. 3 başa iner. Logaritma 2. 8 kere 5 40'tı zaten. Logaritma 5. Şimdi değerli arkadaşım. Logaritma 40 ifadesi x türünden değeri diyor. Hay hay. Şimdi burası x'ti onu biliyoruz. Şunu unutmayalım. Logaritma bize 5 verilmişse logaritma 2'yi nasıl bulabiliyordu? Katılayalım mı? Logaritma 10 1 değil miydi? Bu da logaritma 2 artı logaritma 5 olarak verilmez. Yazılmaz mı? Yazılabilir. Burası x değil mi? x. O zaman logaritma 2 eşittir. 1 eksi x yaptı. Evet. Buradan 3 çarpı 1 eksi x artı x. Ee, bu da 3 eksi 3 x artı x'ten 3 eksi 2 x olarak bulacağız. Bulabiliriz ki 3 eksi 2 x bu da 10. sorumuzun doğru cevabının B seçeneği olduğunu gösterir. Bilmem anlatabildim mi? Devam ediyoruz. Geldik 11. ve son sorumuza. Evet bu da bir yeni nesil bir soru. ÖSYM'nin sorduğu soru tiplerinden birisine benziyor. Şey, aşağıda bir cep telefonu ana ekranı ile çerçeve ölçüleri verilmiştir diyor. Tamam. Sağ ve sol kenarlarından logaritma 2 birim. Yani şuralardan logaritma 2 birim. Tamam. Ee, onunla beraber e, yukarı ve aşağıdan logaritma 4 birim boşluklar vardır diyor. Şuralar logaritma 4 birim boşluk var. O zaman ben buraya h diyecek olursam yüksekliğine. Yani e, büyük kenarı uzun kenarı şu ifade. Logaritma 4 iki tane logaritma 2 yapar. O zaman h artı 4 tane logaritma 2 yapacaktır. Tekrar ediyorum. Burada da 2 tane logaritma 2 var. h artı 4 tane logaritma 2 yapacaktır. Ee, kısa kenarı logaritma 32 imiş. Bu da nedir? Logari 5 tane logaritma 2 yapar. Doğru mu? E, bu taraflardan logaritma 2, 2 tane daha logaritma 2 eklersek o zaman enimiz ne olur sevgili arkadaşım? 5 tane logaritma 2'nin üstüne 2 tane de logaritma 2 eklersek 7 tane logaritma 2 yapar. Yani e, telefonun alanı telefon alanı 7 tane logaritma 2 x çarpı ne olmuş oldu? H artı 4 tane logaritma 2 olmuş oldu. Şimdi kırmızı cam yerleştirilecek diyor. Ekrana kırmızı cam yerleştirilecek beyaz ekrana. E, buna göre kırmızı cam dışında kalan bölgenin alanı 42. He, tamam zaten en büyük alan burası. Kırılmaz camın alanı nedir? logaritma 2 çarpı h yani 5 tane logaritma 2 çarpı h değil mi? Kısa, uz, kısa kenarı burası uzun kenarı burası. Tamam bu da eşitmiş nedir? 42 çarpı logaritma 2 tabanında 2 diyor değil mi? 2 tabanında 2 zaten 1'dir. Böyle bir şey yazmaya gerek var mı? Yok. 2 tabanında 2 1'dir. 1'in karesi yine 1'dir. Yani 42'dir. Diğerini yazmama gerek var mı? Tabii ki de yok. Evet sevgili arkadaşlarım şu ana kadar her şey tamam. Biz bu ifadeye devam edelim. Ee, 7 tane logaritma 2, 5 tane logaritma 2. Tamam dağıtalım. 7H çarpı logaritma 2. Paranteze de alabilirdik diye düşündüm ama. Çarparsak artı 28 logaritma 2'nin karesi. Eksi 5H ln 2. Yani logaritma 2 mi ln 2 mi? Elin 2 nereden gelmiş? Logaritma 2. Evet. Hepsi logaritma 2. Tamam. Şimdi devam edelim o zaman. Logaritma 2. 5 tane logaritma 2 yapacaktır. Eşitlere gelmedim şimdi. Bundan bunu çıkarsak 2H logaritma 2 gelir. Artı 28 çarpı logaritma 2'nin karesi. Değil mi? Evet logaritm 2'nin karesi. Eşittir 42. Şimdi o zaman şöyle söyleyelim. Yani ya yani şimdi sevgili arkadaşım burada ben bakıyorum da yani sorunun orijinal haline baktım. Orijinalinde de böyle. Burada bir hata var. Ne gibi hata var? Çünkü böyle yaparsak çıkmaz. Neden çıkmaz? Ben şöyle göstermeye çalışacağım sana izinle. Şimdi e, şurada logaritma 2 taban 2 demiş ama 2 tabanda 2 alırsak burada bir sıkıntı var. E, çıkmaz. Bunu logaritma 2 olarak alalım. Yani 2 tabanında 2 alırsak zaten 1'dir. Bir sonuç arz etmiyor. Yani bu da logaritma e, yoksa çıkmayacak. Logaritma 2 tabanında e, logaritma 2'nin karesi olmuş olsun. Şimdi biz buraları düzelttik. Nereleri düzelttik? Yani soruda bir e, baskıda bir hata var. O, e, çözüm videosunda da. Yani e, kitaba da bakıyorum. Kitapta da aynı şekilde geçiyor. Acaba slide'da mı yanlış hazırlanmış diye baktım ama o, orada da hata var. Onları bir sonraki baskıda düzelteceğiz. Bundan emin olabilirsin. Logaritma 2. E, burası da logaritma 2 oluyor. Yoksa soru da e, soru çıkmıyor yani. Mümkün değil çıkmaz. E, orada bir hata var. Logaritma 2'nin karesi olarak alırsak soru çıkar. Logaritma 2'nin karesi dedik. Şimdi burada 28 tane var. Burada 42 tane var. Buradan ne kalır? 14 tane logaritma 2'nin karesi olur. Eşittir. 2H logaritma 2. Şimdi logaritma bir tanesini götürdüğümüzü düşünelim. O zaman 2H eşittir 14 tane logaritma 2 olur ki buradan 2'ye böldüğümüz zaman H eşittir 7 tane logaritma 2 yapar. Şöyle <laughs> seçeneklere baktığımız zaman e, evet 7'yi de başa atar isek H eşittir logaritma 2 üzeri 7'den bu da logaritma 20, 128 olacaktır ki sorumuzun doğru cevabı E seçenedir. Tekrar ediyorum sevgili arkadaşım. Şuradaki ifadede logaritma 2 tabanda 2 ifadesinde bir hata var. Orası 2 tabanda 2 değil. Orası 2 tabanında değil. Logaritma 2 10 tabanında olarak geçiyor. Yani yazılmadığına göre 10'dur. Bilmem anlatabildim mi? Biz de buralarda ne yaptık? Düzeltmelerimizi yapınca zaten soru kendiliğinden gelmiş oldu. Evet bu benim hatam değil. <laughs> evet sevgili arkadaşım. Ee, uzman 2'nin de sonuna geldik. Uzman 3 testinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.